Karagöz balığı Diplodus vulgaris. Sparidia ailesine üye olan bu türün aslen kökeni Atlanto-Mediteran'dır. Bu balığı Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Akdeniz'de deniz şehirlerinin olduğu kayalık, kumluk ve alkli zeminlerde yapacağınız alışlarda su altında görmeniz mümkündür. Diğer karagöz balıklarıyla birlikte barışık bir şekilde yaşayabilen bir türdür. Genç karagözler daha sığ derinlikte kolay beslenebileceği bölgelerde çoğunlukla kalabalık sürüler halinde dolaşır. Hafif sivri bir burnu ve küçük ağızları vardır. Karagöz balığının her iki çenesinde de 8 tane diş ve ezmesine yarayan sıralı dişler vardır. Bu dişlerle yengeçleri, kabukluları, bitkileri, balıkları, derisi dikenleri ve solucanları olmak üzere buldukları hemen hemen her şeyi afiyetle yerler. Yanlardan basık oval gümüş grisi vücudunun yan tarafı ortalama 60 tane pulla sarılıdır. Gövdelerindeki kalın iki çizgi yaşadıkları ortama ve balığın stres seviyesine göre değişkenlik gösterir. Genelde 25 cm olmasına rağmen maksimum 45-50 cm boya ulaşanları da bilinir. Hem kuyruk sapında hem de başın hafif arkasında karagöz ismini aldığı birer tane siyah çizgi bulunur. Sırt, anüs ve kuyruk yüzgeçlerinin kenarları da siyah renklerle sarılıdır. Ortalama 18 cm boya gelen dişiler ile ortalama 16 cm boya gelen erkekler kış aylarında üremeye başlarlar. Hem erkek hem de dişi üreme organları olan hermafrodit balıklardır. Ekonomik değeri yüksektir. Dip troll, uzatma ağları, olta ve zıpkınla her sene Karadeniz'den Akdeniz'e tonlarca avlanır.